Evet. Madem Linux'tan konu açıldı, o halde bir tane Linux kurulumunu baştan sona gerçekleştirelim. Şimdi ben CatchOS kullanacağım için CatchOS'un kurulumunu anlatacağım. Ama bunun için bir tane USB belleğimizin olması gerekiyor. Benim bir tane USB belleğim var. Bunun için USB belleği kurulabilir, ISO'ların kurulabilir vaziyete getirilmesi için gerekli olan birkaç tane ayarlama var. Öncelikle Bentoy dediğimiz bir tane araç var. Bunu kullanıyoruz. Siz buradan isterseniz Windows için uygun olan modellerini de kurabilirsiniz. Ben tabii Linux kullandığım için buradan kurmama gerek yok. Şuradan direkt Ventoy deyip kurabiliyorum. Bunun kurulumu, kullanımı daha doğrusu çok basit bir şekilde gerçekleşiyor. Bakın Ventoy'u çalıştırdığımız anda burada tabii yönetici şifresini istiyor. Bakın burada benim USB diskim var. USB diskimi install dediğim anda bütün içindeki verileri silerek Ventoy'a uyumlu hale getiriyor. Daha doğrusu boot edilebilir, ISO'ların yüklenebilir hale getirilmesini sağlıyor. Bu açıdan Ventoy gerçekten çok iyi. Diyelim ki biz Ventoy'u kurduk, diskimize kurduk. Unutmayın ama install dediğiniz anda USB'deki bütün dosyalar kaybolur. O yüzden önce dosyalarınızın yedeğini USB'den çıkarın eğer önemli dosyalarınız varsa. Ben zaten kurduğum için burayı kurmayacağım. Burayı kapatıyorum. Install dediğimi varsayın. Şimdi benim bir tane burada Ventoy diye zaten ismi çıkar. Bakın burada ben bir tane ISO'yu indirmişim zaten. Geldim. CatchOS dedim. Buradan CatchOS'un indirilme sayfasına gittim. Download dedim. Buradan Desktop Edition, Source, Forge. Geldim buraya. ISO burada indirilmeye başladı. Ben bunu mesela burada Ventoy'un içine direkt atabilirim. Ya da indirdiğiniz ISO dosyası varsa Ventoy USB diskinin içerisine kopyalayabilirsiniz. Ben kopyaladığım için tekrar yapmama gerek yok. Ventoy'un hazırlığı bu kadar açıkçası. ISO'yu attık. Bakın ISO burada. Birkaç tane ISO var. Artık isim var. CatchOS'un eski sürümü var. Yeni sürümü var. Beta sürümü var. Tabii CloneZilla, Win7 falan filan bunlar da mevcut. Şimdi diyelim ki bunları kurduk. Kurduktan sonra ne yapacağız? Daha kuruluma geçmedik. Bunu da telefonla birazdan video şeklinde çekeceğim. Şimdilik durduruyoruz kaydı. Bilgisayarımızı başlattık. Şimdi burada ben F8'e basacağım. Bilgisayar kapandıktan sonra, yeniden başladıktan sonra. F8'e basmamın sebebi şu. Benim anakartımın ayarlarında F8'e bastığım zaman boot listesi geliyor. Yani boot edilebilir donanımların listesi geliyor. Şimdi buradaki önemli detay şu. Bu benim bir tane diskim. Bu diğer diskim. Bu ise şu 1-2'ye parçalamış ama 1-2 es geçin. Aslında ikisi de aynı disk ve ikisi de UEFI. Bu da aynı disk aslında. Daha doğrusu aynı disk değil. Şu. Bu UEFI desteği olmadan çalıştırmak için eski usul. Windows UEFI'yi çıkardıktan sonra biraz ortalık karıştı. Tabii artık birçok bilgisayarda UEFI olmadan sıkıntı yaşandığı için ben UEFI olanı seçiyorum. Biri seçtiğim zaman biraz sıkıntı çıkarıyor. İkiyi seçiyorum bu yüzden. Siz de eğer kullanacaksanız UEFI'yi bu şekilde çalıştırıyorsunuz. Burada benim kullanacağım sürüm CatchOS. Burada RTX Plasma mesela var. Bu düzgün çalışmıyor. Niyeyse UEFI ile düzgün çalışmıyor bu arada. CatchOS normal sürümü 609 sondaki sayıya dikkat. Bunu çalıştırıyorum ama bunu çalıştırırken de Group 2 ile çalıştırmıyorum. Çünkü Group 2'de de bu hata veriyormuş. Normal şekilde çalıştırıyorum. Buraya geldiğimiz zaman ise normalde CatchOS'u çalıştırmak istediğimiz zaman, daha doğrusu USB'den çalıştırıyoruz burada. Eğer Nvidia yoksa direkt CatchOS. Nvidia dosyanız varsa Nvidia olanı seçip Enter'a basıyorsunuz. Tabii ben geç kaldım ama yüklendi nihayetinde. Tabii bu CatchOS bellekte çalışıyor. Şu anda belleğe yüklüyor. Bellekte çalışmasının anlamı şu. Flash bellekteki bütün dosyaları belleğe yükleyip bütün bir işletim sistemini oradan çalıştırıyor. CatchOS.
Tabii ben bunu yanlış yaptığım için tekrar baştan bir yükleyelim. Neden? Çünkü ben Nvidia ile açmak zorundayım. Bu Nvidia değil. Nvidia olmadığı için sıkıntı çıkardı. Tekrar F8'e basıyorum. Liste gelecek. Sizin bilgisayarda F8 olmayabilir bu arada. Bunu seçtim. Cache OS, normal ve Nvidia olanı seçiyorum. Nvidia olanı seçtim. Bu Nvidia kartınız yoksa bunu seçersiniz. Nvidia varsa bu. Seçtik. Şimdi yüklemeye başlayacak. Bundan sonrası tekrar video. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Masaüstü ortamı geldi. Kurulma bundan sonraki adımlarıyla devam ediyoruz. Tabii burada ilk yapacağımız şey dili değiştirmek. Gerçi birazdan eğer değiştirmeseniz bile kurucuyu başlat dediğinizde internete bağlanıp bölgeyi tespit edip ona göre yine dil desteğini getirecekti ama biz yine de böyle seçelim. Kurucuyu başlat dediğimiz zaman ilk etapta bu ekran geliyor. Refind'ı denedim. Biraz çalışıyor ama yükleme ekranı biraz daha gelişmiş. Grafik ekranda çalıştırıyor. Grup ekranını, boot ekranını. Ama ben genelde grup kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü bu biraz daha fazla da yer muhtemelen kaplıyordur. Şimdi boot edilebilecek alan için, daha doğrusu çalıştırmak için boot bölgesini çok da büyük bir alan işgal etmek istemiyorum. Şimdi grup dedik. Başlasın. Systemd'yi de kullanabilirdik ama ben denemedim. O yüzden şimdilik sadece grup kullanacağız. Kurulum ekranı geldi. Buralar açıkçası önemsiz. Burada işte bölgeyi seç, git, klavyeyi seç, git. Burası biraz önemli. Şimdi benim diskim 120 GB. Ama sallıyorum mesela 1 TB'lık bir diskiniz varsa bende 2 tane disk var bu arada. Biri 120 GB, biri de 500 GB. Şimdi ben genelde benim mantığım şudur. Bir tane disk işletim sisteminin olduğu yerde olsun. Bir tane disk bölümü de benim ev dizinimin olduğu bölge olsun. Yani hani home klasörü bambaşka bir dizinde çalışsın istiyorum. Bunu da şu sebepten ötürü yapıyorum. Videolarım olur, resimlerim olur, belgelerim olur, dosyalarım olur. Bunların hepsi ev dizininde saklanacağı için yarın bir gün yeni bir işletim sistemi kurdum da benim o dosyalarım kaybolmasın ya da onları taşımakla uğraşmayayım. Şimdi benim mesela işletim sistemlerim bu diskin üzerinde mesela bu RTX X, burası CacheOS mesela. Ama benim ev dizinim burada. Bu mesela benim ev dizinlerim açıkçası. İkisi ayrı ayrı. 500 GB'lık alanı buna ayırmışım. Bunun için kullanıyorum. Şimdi ben geliyorum buraya. Normalde şunu seçtiğiniz zaman bu biraz size kolaylık sağlar. Nasıl? Şu diski seçtiğiniz anda hemen buraya kurulumunu gerçekleştirir. Ama bu tabii ilk defa kuran bir kişi için sıkıntılı olabilir. Sizin Windows kullandığınızı varsayıyorum. Elle bölüntüle kısmına geçiyorum. Şimdi burayı Windows'un kurulu olduğu bölge olarak düşünün. Birkaç tane alanı daha vardır bu arada Windows'un. İşte Windows'un kendi işletim sisteminin olduğu alan, işte bir tane FAT32 bölgesi var, bir tane de boş kısımlar falan var Windows'ta. Siz aynı diskin içerisinde benim tavsiyem buraları sıkıştırıp buraları biraz böyle genişletip büyüterek ya da işte boş alanda bir daraltma yaparak bunu rahatlıkla yapabilirsin. Ha, eğer biraz daha gelişmiş olanını istiyorsanız size şöyle bir şey göstereyim. Şimdi ben burada Pacman'i kullanabiliyorsunuz. Yani paket kurabiliyorsunuz. Ben geliyorum buraya. Tabii Y'yi kullanmanız gerekir ilk etapta. Ben bir defa kullandığım için ikinci defa kullanmama gerek yok. Ama ilk defa kullanacaksanız Pacman'i bu USB içerisinde Y'yi de eklemeniz lazım. Çünkü paket deposunu güncelleyecek. Ben kullanmıyorum. Gparted deyip buradan çalıştırıp bakın Gparted gayet güzel bir araçtır bu arada. Buradan gelip disklerinizi buradan diski seçip herhangi bir diski seçip buradan da diski sallıyorum mesela resize etmeniz gerekiyor. Resize edebilirsin. İşte bunu buraya çek, bunu buraya çek, bunu buraya çek şeklinde ayarlamalar yapabilirsiniz Gparted ile. Şimdi Windows'ta kurduğunuzu yine varsayarak bize lazım olan 3 şey var. Bir
küçük bir boş alan. Burada 1,3 GB demişiz ama bu kadarına bile gerek yok diye biliyorum. Daha küçük alan. Hatta FAT32 için de çok büyük bir alana ihtiyacımız yok. Ben o yüzden hepsini sileyim. Sanki Windows hariç bütün her yeri siliyorum. Burada Windows olmadığı için ben hepsini siliyorum. Sil. Şimdi tek bir tane boş alanımız var. Ben kalkıyorum, diyorum ki oluştur. Neyi oluştursun? Bir tane şuradan tutuyorum, çekiyorum. 50 GB'lık bir alanı oluşturduk. Buna BTRPS dedik ve BIOS. Burası benim cache olsun kuracağım bölgesi. O yüzden BIOS grubu da seçiyorum ve bağlama noktasını da kök dizini yapıyorum. Yaptım. Bir tane alan da kim için oluşturalım? Şöyle bir alanı da ikinci bir disk için oluşturalım. Şöyle 60 GB olsun. Buraya da RTX'i kuracağım ben. Şu kadarlık yeter. Buna hiçbir şey söylemenize gerek yok. Bağlama yapmanıza gerek yok. Zaten formatlanmayacağı için herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şimdi burası 2 GB. Ben geliyorum buraya da diyorum ki bu FAT32 olsun. Boyutu da şöyle ne kadar olsun? Sallıyorum 2000 olsun. Bunu tabi bağlama noktası olarak burası önemli. Boot, EFI ve BIOS Group diye işaretliyorum. Bu arada burayı bağlama noktası olarak işaretlememe gerek yok. Burayı da aslında BIOS Group yapmama gerek yok. Siz yine BIOS Group işaretlemeden yapın. Eğer çalışmazsa bilin ki demek ki bu yanlışmış ama zannetmiyorum. Her neyse, şimdi buraya geldik. Bir EFI sistem bölüntüsünü yapılandırmak için geri dönün ve uygun bir... Ha, doğrusu şuydu. Tamam. Şimdi aklıma geldi. Burası BIOS Group olacak. Cache olsun kurulacağı bölge. 50 GB'lık şu kırmızı bölge. Burası BIOS Group değil. Boot olacak. Şimdi bakalım. Evet. Uyarı vermedi. Dolayısıyla herhangi bir problem olmayacak. Bundan sonraki kısımda hiçbir şey yok. Burası cache olsa has bir kısım. Cache os paketleri internetten kuruyor. Benim sinirimi bozan bir durum bu. Çünkü sanki yeni bir işletim sistemini indiriyormuşum gibi. Kurmuyormuşum gibi. Normalde diğer işletim sistemleri zaten hali hazırda biz ISO'nun içerisinde o paketleri barındırıyoruz. Onları kuruyor. Ama CatchOS internetten çekiyor. O yüzden burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sonraki diyorsunuz. Burada sallıyorum. İşte dosyanın ismi. Kullanıcının adı Mehmet. Kullanıcı adı Libre. Burası da Libre'de olsun bilgisayarımızın ismi. Burası da şifre. Şifre 6 karakterden az olmaz. 8 karakter miydi? 6 karakter miydi? Her neyse ben 6 karakter seçiyorum. 7 karakter hatta. Burada parolayı sormadan kendiliğinden oturum aç demeniz, eğer bilgisayarınızı gizli tutacaksanız, sizden başka kimse açmasın derseniz burayı iptal edin. Bunu yaptığınız zaman, bunu işaretlediğinizde root yöneticisi ile Libre yöneticisi aynı şifreyi kullanıyor. Bunun önemi nedir? Onu da göstereyim. Şimdi ben mesela diyelim ki yönetici haklarıyla bir komut çalıştırıyorum ya. Burada sudo'yu kullanıyorum. Bu sudo Libre kullanıcısına root yetkileriyle bu komutu çalıştırma hakkı veriyor. Bakın. Libre'yi root yapmıyor. Bu komutun root yetkisiyle çalıştırılmasını sağlıyor. Ama mesela sudo su dediğim zaman bakın olay değişti. Root kullanıcısına geçiş yaptım. Şimdi artık mesela root kullanıcısıyım. Burada ise normalde root kullanıcısının bir şifresi olsa sorun çıkarır. Ama sudo ile beraber kullandığım zaman sorun çıkarmıyor. Tekrar dengelim mesela su diyelim. Bakın benden burada yöneticinin şifresini istiyor. Yöneticinin şifresini bilmiyorum tabii ben. Normalde catchos falandır. Ama sudo su ile yönetici şifresine giriş yapabiliyorum. Fakat mesela sudo su deyip root kullanıcısına giriş yaptım. Passwd ile yöneticinin parolasını değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi burayı kapatamıyoruz. Yanlış şifre olduğu için sıkıntı çıkardı. Her neyse.
Yani yönetici ayrı, root ayrı, libre kullanıcısı ayrı ama sudoyu da ben diyorum ki yöneticinin parolası da libreninkiyle aynı olsun ki kafam karışmasın. Burada mesela sudo su dediğim zaman benden sudo için librenin şifresini isteyecek. O şifre ile root'un şifresi aynı olacak. Bu kadar. Yani root ile sudo kullanıcısını birbirinden ayırmanız için bunları anlattım. Burada bilgileri veriyor. İşte Sabitskin'e neler yapacağına dair bakın bu böyleydi, böyle olacak diyor. Kur diyorum. Bir daha geri anlamayacak. Emin misin? Şimdi kur dedim. Kuruluma başladım. Tabii bu kurulum uzun sürüyor. O yüzden şimdilik burada yayını kapatıyorum. Daha sonra kurulum bittikten sonra bazı şeyleri yapacağım. Ha, bu arada aklıma gelmişken ayarlamaları falan kurulum bittikten sonra yapacağız. Burada bazı bilgiler verelim disklerle ilgili. Bu disk file system diyor ya BTRFS. Bunu çok kafanıza takmayın ama mesela orada kök dizini seçmiştik formatını seçerken kafanız karışacaksa BTRFS değil de başka bir şey kullanacaksanız Linux'ten çok kullanılanları BTRFS, X4, XFS gibi dosya sistemleri. Bunları hani teknik kısmı çok önemli ama hani bir ev kullanıcısı için benim için çok da önemli değil. BTRFS en uygun olanı desek yanlış olmaz bizim için. Görüntü kaydetme, efendim backup yapma konusunda BTRFS çok iyi. Bu dosya sistemlerini şöyle düşünün. Sabit çizgi bir tarla olarak düşünürseniz o tarlanın nasıl ekileceği konusu dosya sistemi türü konusudur işte. Sadece bu kadar. O tarlayı nasıl süreceksiniz? Dosyalar orada nasıl saklanacak? Sabit çizgi nasıl parçalara ayıracağız gibi gibi. Böyle düşünebilirsiniz. Çok önemli bir detay değil. Evet, burada yayını kapatalım. Daha sonra temiz bir Linux ile neler yapacağımızı bir sonraki videoda göreceğiz.